Merhaba beyler, ben Selim Atalay. Sizlere altın oldu kariyerimizi kaldığımızdan devam ediyoruz. Birkaç gündür video gelemedi. Ufak tefek sorunlar, benim diğer kariyerime odaklanmam vesaire derken altın oldu kariyerimi unutmuşum açık doğru söylemek gerekirse. Şimdi ise kaldığımızdan devam ediyoruz. Video sürelerini biraz daha kısaltmayı düşünüyorum. Bu da sanırım bir 30 dakika falan olacak herhalde bundan sonra. Yani elinden geldiği kadarıyla. Öncelikle Osmanlı Spor kariyerinde denediğim taktik, Rocky taktik ve 3 serisiyle bakacağız. Şimdi daha önce ne yaptık bir bakalım. Toplamda 3 tane maç oynadık. 3 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, bir de mağlubiyet aldık. Bu 3 maçta çok temiziz ya. Tamamen 1-1-1-1 gitmişiz. 4 puanla 8. sıradayız. Rakibimiz Yeni Malatya Spor. Yeni Malatya 2. sırada. 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik. Ve maçta da hakikaten sağlam maçlar çıkarmış. Dur, taktik devam etsin taktik konusuna. Daha dur, şunu yapalım. Hani yeni yeni şeyler deniyoruz. Bakalım yeni mantığımız karşısında bize bunu ne getirecek. Hani Altın Ordu Spor'la Altın Ordu Spor'dan çıktı ya. Altın Ordu'yla nasıl bir başarı sağlayacağız orası muamma. Ya bunun sebebi aslında tamamen benimle uyuşmayan bir sistemi var. Hani şu an ona sistem oturtmaya çalışıyorum. Altın Ordu daha çok kontra dikine paslarla başarılı olmaya çalışan bir kulüp. Benim sistemimse belli, pas yaparak, rakibi pas trafiğinde boğarak başarı sağlamak. Yani elimizden geldiği kadarıyla da bunu sağlamaya çalışacağız. Sıkıntı yok. İlk sene illa bir başarı gelecek diye bir şey yok. O yüzden ilk sene başarı olmasa da olur. Hani ilk sene 3. ligdeki oyuncular, 2. ligdeki oyunculara bakıp veya sürekli boşta kalan oyunculara yoğunlaşıp yani bu oyuncuların bize getirdikleriyle, kalınlıklarıyla bir iskele tıkım kurmamız lazım. Malum biliyorsunuz sadece Türk tabanlı oyuncu olabiliyoruz. Ay kimdi o ya? Unuttum. Nail miydi? Bir saniye. Ahmet Devret. Cengiz Han'la yaptığımız kariyerde bu tarz oyunculara baya baya bakmıştık biz. Hatta geçen gün sağ olsun bana unuttum oyuncu ismi falan tekrar söyledi bana. Kimdi o, kim o? Orhun vardı. Orhun'a baktım. Nahir Oral. Nahir Oral. Aa pardon ya. Oy almış. İlk kesim doğruymuş yani. Bunlar çıktı bize. Bunu ben bakmıştım da bu kimdi bu ya? İsmail şu an şeyini hatırlamıyorum tam ismini. Sıkıntılı. Şu maç gelse direkt bir çocuk olsak ya. Bunun sonra FM'nin yani her düşünü 30 dakikaya sabitleyip hani her 30 dakikada sınırlandırılan insanların fazla vaktini almak istemiyorum. Sonuçta bu bir FM videosu. FM videosunda da öyle büyük dakikalar olması pek yani normal bir durum değil. Hmm.
Ne yaparım? Yani her 30 dakikada bir, yani her 30 dakika yaparım videoları. Her gün gelir. Bu da bizim için daha avantajlı olur. Daha hızlı ilerleriz. Hani altın orduyla kısa vadeli başarı beklemek açıkçası benim planım falan değil. Ben tamamen uzun vadeli bir plan kurdum ve bu plana göre öyle ilerlemeyi düşünüyorum. İşte alt için ideal kanat oyuncusu. Bu listemde bulunsun da dur. Onu bir bakarız. Ahmet Devret. Bana gelmeyi düşünmüyormuş beyefendi. Ne demek bana gelmeyi düşünmüyorsun ya? Yalnız sağlam bektir kendisi, severim yani. Hani orta yani Swiatek veya Petek oyuncular için Ahmet Devret tamam önce işinizi çok rahat görecektir. Ama bana gelmesi birazcık pahalı olacak herhalde bu. 63 be. Şunu şöyle yap da eğer parayı bulursak devrerse alırız. Valla yeni mantığıyla bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Valla işimiz baya baya zor açıkçası. Çünkü hani elimdeki kadroyla ki yani yapmaya çalıştığım taktikle birazcık sıkıntı olacak bana biliyorum. Ama şey en kötü şey yaparız ya. Yani ilk devreye kadar elimizden geldiği kadarıyla futbol oynamaya çalışırız. Yani baktık bu istediğimiz tarzda futbol olmuyor. Hani devamlı kötü kötü sonuç alıyoruz. Üst üste ilgiler alıyoruz. Taktiği değiştiririz. Hani hiç sevmediğim yani kullanmak istemediğim 4-2-3-1 taktiğine geçebilir yapabiliriz. Acaba şunu desem mi ya? Şu an taktiğim Osmanlı spor üstünde deniyorum. Ama Osmanlı yani denediğim taktik şöyle bir şey var. Benim hani her kariyerim yaptığım bir şey var. Hani bir taktiği yaptım diyelim. Hani taktiği yaptıktan hemen sonra hani efendim söyleyeyim. Hani taktik oturmuş tamam çok güzel gidiyorum. Hani tamam ligde çok güzel hani amları uyguladım. Ben bunu kullanıyorum demekten ziyade. Ya diyorum ki ben bu taktiği daha da geliştirebilirim diyorum. Hani devamlı taktiği kurcalıyorum. Tabii bazı taktikleri bozuyorum. Bazen istediğim sonuç gitmiyor. Sıkıntı oluyor. Ama böyle yani sonuçta hani taktik yapmak öyle bir bana göre çalışsın. Hani tamam hani iyi bir tuş aldım ben buna keserim tarzı. Bana göre değil. Osmanlıspor'la şu an gayet idare ediyorum ya. Süper Lig'de 5. sıradayım. Osmanlıspor'la. Ve taktik şöyle bir şey gördüm. Hatta hani, grubu takip edenler bilir. Takım halinde hücum yapıyoruz, takım halinde savunma yapıyoruz. Hani kısacası 11 kişi savunmadayken top bize geçtiğinden itibaren 11 kişi direkt hani hücuma geçiyoruz. Bana göre bu benim önceden, yani daha önceden yapmadığım bir taktikti. Ve şu an bu taktik açıkçası benim hoşuma gidiyor. Tabii de böyle bir gol kaçması iyi olurdu da yazık oldu gol. Yalnız Çağla'dan güzel müdahale geldi. Şu an bak görünür gibi top onlarda ve 11 kişi savunmadayız. 11 kişi tamamen savunmadayız. Şu an taktik konusunda ve 3 sisteminde şu an tam olarak hani kavrayamadığım bir hata var. Bu taktiğin en büyük hani dezavantajı ara paslar. Yani ara paslardan çok fazla gol yeme ihtimali çıkıyor. Bunun üzerine hala çalışıyorum açıkçası. Bunu bu kariyerde yapmaya çalışacağım ki hani bu kariyeri izleyen kişiler hani bir şey öğrenebilsin yani. Her zaman adam bir şey öğrenmek için beni izliyorsa hani bunun hakkını vereyim adama. Şu an adamın hayatından 30 dakika çalıyorum. Fame hakkında bir bilgi isteyen, yani öğrenmek isteyen varsa hani
Bu sayede az da olsa birazcık katkım olmuş olur. Çünkü sonuçta ben devamlı Facebook'tan olsun. Boş bek forma bakamıyorum ama Facebook'tan daha çoğunlukla Facebook veya gruptan soranı soruyor bana. Ya sitemden de soran olabiliyor. Yani, taktik nasıl yapılır? Taktik yaparken neye dikkat etmeliyiz? Ben açıkçası o kadar iyi bir taktik kullanıcısı falan değilim. Ben sadece kendi aramda kendimce yaptığım şeyleri forumda, grupta falan paylaşıyorum. Sağ olsun taktiğim beğenen çıkıyor. Hani olumlu bulan çıkıyor. Onlara teşekkür ediyorum. Hakikaten taktik yaptığımdan taktiği denenler olsun. İlk başta denemek isteyenler oluyor. Deniyorlar. Bana sonuçta falan bildiriyorlar. Öyle taktik konusu böyle. Taktik konusunda efendim hani ilk türü çıkardım. Daha beni ilgilendirmez. Yani taktik oynuyor. Ve yani atıyorum şimdi sen diyorum. Taktik yaptın. Taktik işte taktik imkan sonuç aldın. Türkiye Ligi'nde birinci oldun. Başka liglerde birinci oldun. Tamam ben bunu daha kırışmam dersen abi bu olmuyor. Neden olmuyor? Şimdi, taktik konusunu öyle tek bir kademe olarak belirlersen sıkıntı oluyor. Yani, o yüzden bu işe uğraşıyorsan abi direkt uğraşacaksın. Yani, devamlı uğraşacaksın. Ki yani 2015 taktiklerinde yaklaşık ben V5 5 tane taktik yaptım. Eğer yanlış hatırlamışsam V3 V4 çift taktikti. Yani şu oyunda en çok sevdiğim taktik 4-2-3-1 dizilişi. Hani klasik yani herkesin kullandığı taktik 4-2-3-1. Bir de onun ziyade 4-5-1 taktiğini sevmiyorum. Ama gel gör ki bazen hani el mahkum olarak bu taktikleri kullanman gerekiyor. Kullanıyorsun. Ama elimden geldiği kadarıyla bu tarz taktiklerden hep kaçarım. Yani git abi 4-4-3-2-1 kullan. 4-3-3 kullan. 4-4-2 kullan. Ki 4-4-2'nin bug olduğunu inanan kişiler de var. 4-4-1-1 kullan. Efendim söyleyeyim 4-1-4-1 kullan. Ne kullan abi? Bu hani hep klasik taktiklere kalmayın abi. Ne gereği var? Yalnız bu işte dakika hangi 8 oldu ya? Yapmayın gençler yapmayın son dakikalar. Yemin ederim top tutmaktan aciziz ya. Onu geçtim hani konuştuğumuzdan dolayı maçın ikincisini neredeyse kaçırdım ben ya. Yeni Malta'ya karşı ben ödüyor güzel bir performans sergiledik ki ezmişiz şehirlerde. Şimdi defansa ufak ufak paslaşmalar olmuş. Orsada yılma olmuş. Sol kanatta birazcık boşluk olduğuna göre Rüdemikoğlu'nun sol kanadı pek aktif olarak kullanamamışız şu kısımlar gördüğünüz gibi. Zaten karşı kalede hiç yani paslaşmamamış. Bunun sebebi büyük şeyden kaynaklanıyor. Ceza alanına paslaşarak gir dediğimizden ötürü bu oluyor. Veya ceza alanından pek fazla top bulamadığımız için de olabilir. Sıkıntı yok ya. Hani bana göre hani yenilmekten bir hayat daha iyidir beraber kalmak. O yüzden sıkıntı yok. Eğer halen ben hani Halil Zambi'nin bank oyuncum orası belli yani. Eğer Halil'den ben Halil yani Halil nereden çıktı ya? Taktım ben bu kafaya Halil'e. Kimdi onun ismini unuttum. Ha, Alper Doğan ve onun yediği olarak aldığım Ömür Günaydın. Bunların ben memnun kalmazsam büyük ihtimal devre arasında Orhun alırım. Ya Orhun'u ben hangi takımda aldım? Ercis'i mi almıştım? Göztepe'ye mi almıştım? Ben birini aldım ama kim hatırlamıyorum Uğur'u. İyi de performans, yani iyi de performans sergilemişti bana bende. Yani
PT için hani ideal topçu ya. Onu söyleyeyim size. Hakikaten öyle. Al sana. Çocuğun ömrü kaydı lan, bu ne? Buluspor. Buluspor deyince aklıma hep Çağrı geliyor. Ya tabii şimdi şöyle bir şey var. Hani Buluspor'la hani Buluspor'un incelemesini yapan arkadaş bizim Çağrı'ydı. Hatta ondan ufak tefek tüyoları falan duydum bu bilgi hakkında. İyi olan oyuncular vesaire. O da hep bana bu Emre Kılıç'ı önerirdi. Sanki bilmiyormuşuz gibi. Yani buradan ona saygılar, sevgiler. Allah'ım, bu ne böyle ya? Ulan biz bu adama yani çocukları şey yapıyoruz, emanet ediyoruz. Adamın doktorluk şeyi yok. Bir dakika. Ne yapacaktık kız? Boluspor. Boluspor ne yapmıştı? Bir bakalım Boluspor ne yaptı, ne ettiğine. Toplam 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, genel ligi. Toplamda 7 gol 3, attı gol 4. Karşı hani Eskişehir'e yenilmiş. Aa, 4-4-2 oynuyor. Aynen 4-4-2 oynuyor. 4-4-2. 4-4-2 baya baya sıkıntılı ya. Şimdi bu taktikte tamam, hani belki birazcık beraberliğe yatkın oluyor çünkü hala ayaktan hani ayağına kuvvetli oyuncumuz olmadığından ötürü daha fazla beraber sonuç çıkıyor. Ama iyi top oynuyoruz. Ortalaması gayet iyi oluyor. Hatta Osmanlıspor'un şu an kaçıncı maçtayım ben? 18. maçtayım Osmanlıspor'la. 5. sıradayım. İşte bu 18 maçlık periyotta hani en fazla hani en yüksek ortalaması Hakan Arslan taştı sanırım. 7.84 mü neydi? Ligin en fazla ortası olan bir oyunculardan birisiydi. Zaten diğeri de Torje'ydi. Diğeri de kimdi ya? Romesu muydu? Neydi o? Onun ismi hatırlamıyorum ben neden. Dur okey. Bakayım onun ismini ya. Osmanlıspor'un forveti ya. Adam yani adam hani forvet, ama gel gör ki ben bu adamı şu oynatıyorum. Gizli forvet olarak oynatıyorum. Oğlum ne yaptınız? Adamı kovdunuz lan. Ha şu. Bu adam şu mevkide oynatıyorum adama. Gizli forvet olarak. Yani çatır çutur oynuyor yani. Alper sana gönüyorum. Kim Alper? O yok. Tamam oğlum. İstediğin mevki oynuyorsun işte oğlum. Daha sonra ne yapayım? O da kaç maçtaydı? 21 maçta 17 golü falan var. Bakalım Boluspor karşısında ne yapacağız? Oo, onu spasla. Yalnız sağ güzel. Ne kadar böyle şey sahası. Şu McDonald's sahaya. Ya. 2015'teki Konya taktiğini burada denemek istedim. Ama tutmuyor ya. Hakikaten olmuyor. Şimdi 2015'te hani kısa pas olarak oynadığımızda hani nasıl söyleyeyim, şöyle göstereyim. Oyuncu şuradan pas atıyor şuraya. Bu orta açıyor. Buradaki de gömüyor. Şimdi burada adamı kısa pas ver diyorum. Adam kısa pasla oynuyor. Sonra şuradaki arkadaşımız da gidip buna geri atıyor. Yani ya pozisyon offside oluyor ya da taca falan çıkıyor veya tekrar out oluyor. Ha tabii şöyle bir şey de var. 40 yılda bir kere olmak üzere orta açıyor falan. Değişik bir duygu yani.
Yalnız Boluspor'un da defansında Gökhan Zan mı? Ben mi yanlış gördüm? Abo, hakikaten Gökhan Zan'mış. 26'ya Adana Demirspor 2-0 yeniyor. Tokatacak herhalde bizi. Bak orada çok güzel top kaptık. Hadi Ali, sen hızlısın koçum hadi. Hadi oğlum. Güzel bir orta gol getirir. Abo, ben orta açtırıyorum da kafayı kim atacak? Doğanay mı atacak kafayı? Şu gizli fort hani gizli fort kısmına güzel bir oyuncu bulmam lazım. İş görecek, bitiriciliği iyi olan. Güzel bir oyuncu lazım bana. Doğanay'dan Berkan kısmı bir Arapas gidelim. Timur Serkan, Gökhan'dan Gökhan. Orta Halil, kaleci Erdi'ye. Erdi'nin ikinci kritik müdahalesi. Arslan'dan orta gelir mi gelmez. Serkan'ın tekrardan yok Timur'dan güzel bir pas Arslan'a. Arslan orta. Ne diyecektim de? Onun ise offside ya. Güzel güzel şu an istediğim kadar oynuyoruz. Ama gel gör ki futbolun altın kuralı istatistikler daima size futbol istatistikler daima size 3 puan getirmez. Şimdi Doğanay kalsın mı kalsın lan bir deneyelim bakalım. Tekrar bir şans vereceğim adama. Ya şu taktiğin en çok sevdiğim huyu 11 kişi savunmadayız, 11 kişi ucundayız. Hadi Sinan. Hadi oğlum. Abi ne bekliyorsun o kadar ya? Yalnız çok sağlam kontra yemek üzereyiz. Arap satma. Atma arabasını, atma arabasını işte. Üf. Yalnızca adamlar gümür gümür geliyor. Bunun sonu göle gider. Ama şimdi şuradan bir topu kapsak var ya çok sağlam kontrol olur. Ama ben dedim ya Şomaz'ımı seveyim ben ya. Ya iki adamsınız. Siz nasıl tutamıyorsunuz ya? Oho. Adam 4 maçta 2 gol atmış. Bana geldi 2 gol attı ya. Sen aferin, aferin oğlum. Sen öyle armut diye bir şey yap böyle. Şut mu çek? Ya Sinan. Defansım uyuyor arkadaş. Defans ne yapıyor ki ileride? Hadi oğlum hadi bir şey yap lan Alita. Bir şey yap oğlum ya. İlk maç bir şey yaptın. Yoksun sonra sahada. Allah'ım Allah'ım ya. Abi adamın adamı köşeye falan bırakıp bizimki de gidiyor kaçın üstüne vuruyor ya. Bu nasıl bir sığırlık ya? Adam basını at onu. Allah aşkına ya. Ulan yok yok böyle bir sığırlık ya. Allah'ım Allah'ım ya. Abi yok yok. Bizim oyuncu hakikaten sığır ya. Ya sen o golü nasıl kaçırırsın ya? Hacı bize şans denen bir şey yok bizde ya. Biz hakikaten tamamen bir değişik insanlarız herhalde. Aferin oğlum size aferin. Çok iyi şey yaptınız. Sizi kutluyorum. Bu da demek oluyor ki Alper'i çekeceğiz
bence de iyiydi. Alper'in yerine ya şu şey, dur. Dur, ne yapabiliriz biliyor musunuz? Oo. Abi şimdi ne yapalım biliyor musun? Şuradan direkt abi uçağa tahta atayalım. O geçsin hızlı hızlı. Hani de böyle dakikadan şey yaparız. Tasarruf ederiz. O arada şu son maçı biraz konuşalım. Maça gayet iyi başladık. Hatta ilk yarı rakibe neredeyse düzgün pozisyon vermedik. İkinci yarı ise ne hikmetse bir gol yedik. Ki ama golün geleceği bariz belli. Zaten oyunun şöyle bir mantığı var. Eğer karşı takım size üst üste atak yapmışsa an iki gol girecek abi. Onun kaçacak bir şey yok. İlla ki sağdan solan gelip bir şey yapar, vurur. Gol olur yani. İlk gol yedik. Hemen peşinde ikinci gol yedik. İkinci golü de yani Allah'a var iyi attı. Evet, sol köşeye. Bütün adam sağ ayak. Sağ ayaklaşıyla çok sağlam güzel bir top şey yaptı. Tık. Köşeye oturduk hadi. Aynı pozisyon bize geldi. Hatta bizimki daha müsait bir pozisyonda. Adam gitti kalecisine vurdu. Onun hemen sonrasında diğer pozisyonda bomboş ya. Bomboş abi. 7 metre kaledesin. Bak 7 metre kale. Önün bomboş. Arkanda oyuncu falan da yok. Hani nesine kaçırıyorsun ulan? Anlamıyorum ki abi. Bizim oyuncular hep böyle zora başarıyorlar. Yapacak şu sağlık olsun. Son 3 dakikamız kalmış şeye 30 dakika 30 dakikaya. Artık böyle ya, fix 30 dakika direkt bitireceğim 30 dakika. En fazla 30 31 32 falan olur en fazla. Hani bunları sabitledim ki işte günlük olarak ya, o tarz bir şey yaparız. Devam olarak gelir. Ama şunu söylemek gerekirse hakikaten Altın Ordu ile ben baya baya kanser olacağım belli yani. Abi adama benim hani dediklerimi yapıyorum. Lafım yok. Oyunun başında gayet iyi iş yapıyoruz. Ya büyük ihtimal hani tahmin ettiğim kadarıyla söylüyorum. Hani maç kondisyonu eksik. Ya maçın tamamını kopuyoruz ya. Ben yani belli kısmında maç bildiğin yok yani yokuz yani. Her maçta bu oyun her maçta aynı muhabbet düşünüyor. İlk yarı rakibi eziyoruz, eziyoruz, eziyoruz ama nedense ikinci yarının başından dakika 60-70'e kadar sağda yokuz. İşte bunu hani bunu çözmem lazım. Artık nasıl çözerim, ne yaparım, ne ederim bilmiyorum ama bunun yanı sıra da ileri attık yani 3 tane oyuncumuz var. Halil, Doğanay ve Alper'ten oluşan üçlümüz var. Hani ben bu üçlüden en çok hani Halil'i görüyorum. Demek ki Halil'in dışında ikisi de iş yapmıyor. Bunları da aktif olarak bu taktiği tutmam lazım. Nasıl iş yapar? Altın odada nasıl bir sistem yapmam gerekiyor? Hani Orvis'i taktik yapalım diyorum. Ama sadece elimdeki oyunculara yazık günah oluyor. Onu da üzülüyorum. Bakalım yani ne yapacağız ne yapacağız. Bu arada Türkiye kupasını sallamıyorum. Onun için hani onun için beyler şey yapmıyorum. Söylemek gerekirse. Hani direkt şimdi ben bunu ide kadro çıkaracağım vereceğim asistan yapsın. Türkiye kupasına herhangi bir amacım yok. Hani öyle bir onun dolayı da yanına kondisyon kaybı yaşamak istemiyorum şey karşılaşmasında. Direkt abi şu gelsin şöyle. Aman Allah'ım ne kadar büyük bir şey oldu bu. Tam bir sosyal oldu. Oğlum Halil oynuyor lan maçta. Oğlum Halil'in yediği yokmuş ki lan. Arif. Ari sen gel abi. Sen şu Timur'un yerine gel abi. Berkan yerine kim alabiliriz? Alabilir miyiz? Alamazmışız. Berkan sen buraya gel. Yani bir şey yaptın yok. Gökhan'ın yerine Enes sen gel. Aslan'ın yerine alamıyoruz sakat. Çağlar'ın yerine sen gel. Oğlum Kalış sakat lan.
Oğlum manyak mısın nesin ya? Scott kraliçeyi çıkartıyor. Şimdi var ya Bayrampaşa Spor'u tokatlatsa şaşırmam yani o derece. Ama belki biz de yenebiliriz yani belli olmaz bu futbol. O tam 30 dakika olmuş yalnız. Artık maçtan sonra kapatırız videoyu. Artık diğer maçlarda da sağlam bir şey var. Çıkışma olacak. Samsun Spor 1461 Trabzon. Bakalım ne olacak? Samsun Spor transfer maçında belki bir 4 puan toplasak işimize gelir. Kanuni Futbol Kulübü Türkiye Kupası'nın en zayıf defanslarından birine sahip diyebiliriz. İki maçta okuyamadık tabi olarak. Petimik şut oranı Tayfun, Alanya %80, Burak Çalık Adana ve Eser. Bu arada 1461 Trabzon'un Eser, Hacı Osmanoğlu muydu, Hacı Salihoğlu mu neydi o ismi? Petri'nin en fazla şut çeken 3. oyuncusuymuş. Bu tarz bilgiler işimizi görüyor mu? Görüyor herhalde. Sporto Süper Lig 1. Galatasaray maç 4 puan 10. 2. Gençler Birliği maç 4 puan 10. 3. Kasımpaşa ne ya? Kasımpaşa 4 maçta 8 puan toplamış. Bizi elendik yine çok iyi. Aslan maçın kahramanı olmuş. Kahramanım benim ya. Oğlum bu ne lan? Bizim savunma değil mi bu? Aynen bizim savunma lan. Bu ne oldu? Bildiğin yanı var. Kaleci kale almamışlar. Yani 120 dakikada demek ki 700 pas çıkıyormuş takımdan. Onu görmüş olduk. Sağlık olsun. Bence gayet. Şimdi ne yaptık? Şimdi bu güzelin ne yaptık? Toplamda 3 tane maç oynadık. 3 maç 1 puan aldık maalesef. 26 karşısında güzel futbol oynadık. Buna rağmen 1 puan aldık. Buluspor karşısında 1 dakikada sahanın hakemiydik. Yani elimizden gelen futbolu ortaya koyduk. Ama lakin Buluspor'un favori bizimkilere göre daha fazla biteceğe sahipmiş. Bunu görmüş olduk ve 2 golüyle 2-0 deplasmanda mağlup ayrıldık. Bayrampaşa Spor'da zaten benim istediğim gol oldu. Hani Türkiye Kupası'nı pek sallamıyordu. Geçimde gayet iyi oldu direkt elememiz. Hakkımız hayırlısı olsun. Şimdi diğer gün güncellemede toplamda 4 maç oynama ihtimalim var. Ama banka 3 maç kesin diyorum. Samsun Spor, 1461 Trabzon ve Denizli Spor karşısında toplamda 3 maçta bakalım. Yani bana göre Samsun'dan biz 1 puan alırız. Trabzon'u yeneriz. Denizli'de belki yeneriz diyorum. İnşallah 7 puanla bu şeyi kapatırız. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı günler diyorum. Hayırlı akşamlar.